Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, bugün ilk deneme üretimi. İlk yemeği de personelimizle birlikte birazdan inşallah yiyeceğiz. Yarın da cuma namazı sonrasında İskenderpaşa Camimizin oradaki asıl kent lokantamızı açmış olacağız. Tabii bu süreç biraz uzadı. Şöyle uzadı. Vatandaşın da haklı sistemleri oldu. Vatandaş şöyle değerlendirdi. İşte meydanda bir lokanta açılıyor gibi değerlendirdi ama işin arka tarafında çok büyük bir organizasyon var aslında. Şöyle düşünün. Burada bir mutfak yaptık. Endüstriyel mutfak malzemelerinin temininden burada gördüğünüz masa sandalyenin teminine kadar. Bunlar bir zaman aldı şu alanın yapımına kadar. Hepsi bir zaman aldı, bir süreç işi. Ama çok şükür hepsini bitirmiş olduk. Meydandaki kent lokantamız da hazır. Yarın cuma namazından sonra orayı da açacağız ve vatandaşlarımız, Trabzonlu hemşerilerimizi lezzetli, tertemiz ve kaliteli besleyici yemeklerimizle buluşturmuş olacağız. Ve böylece Trabzon'umuza adaylık sürecimizde verdiğimiz kent lokantası açacağız sözümüzü de tutmuş oluyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Menüde ne var yarın başka? Yarın orman kebabı var, pilav var ve ayran var. Yine tatlı da var tabii. Su var, ekmek var. Böyle gayet güzel bir menülerimiz olacak. Biz lokantamızı belli saatler arasında açık tutacağız. Yani onun planlamasını yarından sonra yapacağız. Bir bazı şeyleri de görmek istiyoruz açıkçası. Lokantamızın kapasitesi 50 kişi aynı anda yiyebilecek nitelikte. Dolayısıyla orayı sanıyorum 12 ile 5 arası ya da 1 ile 5 arası ya da 12 ile 4 arası gibi 4-5 saatlik bir periyotta açık tutacağız. Önünde burada gördüğünüz gibi mutlaka bir kalabalık oluşacak. Ve o kalabalığın oluşması aslında hani görüntü olarak belki şey değil ama orası aslında bir seçme yeri gibi. Şöyle düşünün, esnafımız bu anlamda müsterih olsun. Cebinde parası olan insan gidip o kuyruğa girip orada beklemez. İşte o kalabalığın orada oluşması aslında bunu sağlıyor. Yoksa çok daha büyük alanlar tutup orada herkese rahatlıkla yemek verebilecek bir ortam sağlayabiliriz. Yani ama bu tabii parası olan, imkanı olan o kuyrukta beklemez mantığıyla, yani o kuyruk bir eleme yeri aslında. O yüzden böyle yapılıyor. İşin mantığında bu var. Çünkü esnafımızı da korumak zorundayız. Esnafını da mağdur etmemek zorundayız. Bu hassasiyetle meseleye yaklaşıyoruz. Hiçbir esnafımızın mağdur olmasına izin vermeden Trabzonlu hemşerilerimize verdiğimiz sözü tutmanın memnuniyeti, mutluluğu içindeyiz. Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim.